Şimdi kilit isim Ceyda. Her şeyi biliyor, her şeyin farkında. Kendine şu soruyu sor dedi. Kerem'le Ayşe ne ara aşık oldu, ne ara evlenmeye karar verdi. Aslında bana cevap vermeyerek de bir cevap verdi. Kerem'le Ayşe birbirlerine hiç aşık olmadılar. O halde bunlar ne gizliyorlar, nasıl gizliyorlar? Samet bu giz perdesi aydınlanınca kim bilir arkasından bunun neler çıkacak. Biz onları takip etmeliyiz. Samet, onları takip etmek zorundayız. Zorundayız. Of Fülya, yeter ya. Yeter vallahi. Ayşe de Kerem, Ayşe de Kerem. İnsanın da sabrının bir sınırı, sonu vardır. Yapma bu kadar. Bak sana söylüyorum. Bundan sonra ne Ayşe'yle ne Kerem'le ilgili tek bir kelime bile etmeyeceksin. Yeter. Hayır anneciğim, baban öyle şeyler söylemedi. Sen duymadın öyle şeyler. Baban karısı hamileyken ona kızacak, onun lafının üzerine laf söyleyecek kadar kötü bir insan değil. Bak Hülya, söylüyorum sana. Yavrum sen de iyi dinle beni. Hatta ilk dersini benden al. Böyle milletin işine gücüne burnunu sokan, dertlerinden beslenen, senin annen baban da olsa dur diyeceksin, sus diyeceksin. Yapma Hülya bu kadar, yapma. Hülya! Hülya! Şşş, dur bakayım, dur. İki yüz düşürdü diye hemen arkasından gitme. Sen arkasında duramayacağın bir şey söylemedin. Doğru olanı söyledin. Söyledim değil mi baba? Ama böyle bir üzüldü gibi sanki ya. Üzülsün. Kabahatini biliyor. Sen doğruyu söyledin. Geç bakayım yanına. Ha. Aferin oğlum, aferin. Hatırlatma. Bir saat sonra doktor randevunuz var. Aha! Hülya! 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 Hah! Hülya, şimdi sultanım doktor mesaj atmış. Bir saat sonra randevumuz var. Söyle anneciğim, biliyoruz herhalde. Oraya gidiyoruz de. Abi insan bir haber vermez mi? Tek başına mı gideceksin doktora? Hı? Evet canım. Baban gelip de daha fazla sinirimizi bozamayacak bizim. Ben seni tek başıma aslanlar gibi yetiştireceğim. Baban gibi sinirli bir insanla büyüyüp de ruh hastası olmanı istemiyorum. Ya Hülya'm, biz kaç zamandır bu çocuğun cinsiyetini öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi tek başıma gideceğim ne demek? Ne diyorsun? Ya hadi gel gidelim ya. Hadi gidelim canım benim. Tamam öyle olsun ama ben istiyorum diye değil, o istiyor diye. Sonuçta bizim aramıza ne yaşanırsa yaşansın, sen onun babasısın. Sultanım, hadi gel bakalım gidelim şimdi. Gel canım. Gel güzelim. Hadi gidelim, gel. Maşallah, karpet mi düzeldi. Her şey yolunda görünüyor. Ne güzel. Doktor hanım şeyi görebiliyor musunuz cinsiyetini? Ben kalbini görüyorum Samet. Kırılmış. Evet. Dünyalar güzeli bir kız çocuğunuz olacak. Ben kız babası mı olacağım? Dünyanın en şanslı kız çocuğu olacak. Canım benim. Ben sana küsmüştüm. Ya sultanım şimdi küslük mü olur böyle bir anla ya? Kız çocuğumuz olacak. Aşkım bak. Ay sultanım, yani ben böyle söylemeden nasıl yapacağım? Ben bu sırla yaşayamam. Ay Samet ya, topu topu bir gün saklayacaksın. Babanın yaş günde bizzat ben söyleyeceğim. Samet bak, ağzından kaçırayım falan deme. Vallahi etini cimciklerim ha. Söylememeye çalışacağım. Söylemeyeceksin Samet. Tamam, söylemeyeceğim. Bak. Ben yarın kendime çok şık bir elbise alacağım. Sonra haberi babana bizzat ben vereceğim. Ay gecenin yıldızı ben olacağım Samet. Ne o küçük gelini, ne de ona böyle parti yapmak için koşturan karısı.
En güzel hediyeyi ben vereceğim Samet. Ay, biliyorsun baban hep kız torun isterdi. Ben de bir kızımız olsa çok istiyorum yani. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben ilki erkek olsun istiyordum. Böyle ikinci ile üçüncü kız olsun istiyordum. Hani böyle ilk gelin, ilk erkek torun. O hesap. Ya sultanım ne fark eder, sağlıklı olsun yeter bizim için. Ay öyle canım öyle. Ama bak bu Ayşe bir duysun kız olduğunu, hemen başlar çalışmaya ilk erkek torunu vermek için. İlk erkek torunu da biz vermeliyiz Samet. Ondan önce davranmalıyız. Ya Hülya'm şimdi birincisi doğmadan ikincisinin planını yapmayalım bence. Ha, hem gel bak biz kızımız nasıl olacak onu hayal edelim ha. Ay Samet'cim ya ben bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Anasına bak. Yani anne uzun, baba uzun. Kesin kızımız da böyle upuzun olur bizim. Uzun olur tabii. Ay Samet, teni sana benzesin. Benzesin Hülya'm. Ama yüz yapısı bana benzesin. Senin gibi güzel olur maşallah. Ama Ayşe, yani bıyıkları bana benzemesin de. Ay Samet ya, hayal de kurulmuyor vallahi seninle. Gözümün önüne geldi böyle bıyıklı kız çocuğu. Korku filmi afişi gibi. Neyse Samet, neyse. Gerçeklere dönelim. Bak, hiç kimseye söylemiyorsun. Neyi? Çocuğumuzun kız olacağını Samet. He canım sen o merak etme, o iş bende. Gönül rahat olsun senin canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?